Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün War Selection adlı oyunu oynayacağız hep beraber. Benim daha önceden çokça oynadım, uzun saatler oynadım Steam üzerinden. Ücretsiz strateji oyunu. Bir haritada 30 kişi, hatta daha fazlasına kadar herkesin tek başına ilk çağlardan başlayıp sanayi devrimine kadar geldiği bir oyundan bahsediyoruz şu an. Oyun ücretsiz. Askerlerimizi çıkarttıracağız. Ondan sonra İşte kendi kalemizi, surumuzu inşa edeceğiz, askerlerimizi inşa edeceğiz, yapacağız. İşte kaynaklar, 3 tane ana temel kaynak var. Ağaç var, demir var, bir de et var. Bu 3 ana malzemeyle mekanları inşa ediyoruz. Oyun bu şekilde ilerliyor. Şu an tabi oyuna ilk girişi biraz bekliyor sizi. 3 dakika kadar maksimum, ama onun öncesine de girebilirsiniz. Ben şu an hani herkes tek modunda giriyor. Normalde takım arkadaşlarınızla oynayabilirsiniz. Bir de çeşitli ülkeler var. Onları zaten oyun içinde göreceksiniz. Bu ülkeleri sanayi devriminden sonra seçebiliyorsunuz. Sanayi devrimi öncesi herhangi bir ülke seçimi yok. Sadece kıta seçiyorsunuz. Avrupa ya da işte Asya diye. Bende ülke olarak Türkiye var, İngiltere var, Rusya var. Türkiye'nin avantajı şu. Türkiye'nin avantajı sanayi devriminde çok uzak mesafeli, uzun mesafeli toplar inşa edebiliyorsunuz. Bu da rakibin size saldırmasını ciddi anlamda ekarte ediyor. Son 20 saniye. Bu oyundaki amaç hızlı şekilde asker ve kalenizi inşa edip yani seviyenizi atlatmak. Tek amacınız bu olması lazım. Bakalım. Şu an hemen başladık. Buradan hemen askerlerimi çıkartmak. Yani şurada hemen bak 11-12 diyor. Hemen ev inşa etmemiz lazım aslında ilk etapta, çok hızlı bir şekilde. Rakiplerimizden önce hareket etmemiz için. Bir yandan da bu ağaç et dengesini sağlamamız lazım. Bir ev 100 odun istiyor. Bir asker çıkartmakta 50 istiyor. Tabi bu sanayi devriminde falan 2 katına çıkıyor. 100 oluyor. Yani bir yandan hızlı anlatacağım, bir yandan da oyunun hepsini göstermek adına hızlı davranmaya çalışıyorum. Zaten oyundan da izlerken neler yaptığımı izlerken anlayacaksınız yani. Oyun çözmesi çok basit. Burada işte evler var, baraka, asker ve işte taş yontucu diyor. Oyun Türk aynı zamanda. Bu da oynayacak arkadaşlar için kolaylık sağlayacaktır. Hemen buradan evleri inşa etmeye devam ediyoruz. Gayet güzel bir yerde attı ilk başta. Her taraf karanlık ama F5'te şeyimiz var, bizim scout'ımız var. Bu scout'la çevreye bakabiliyoruz bir yandan. Bu scout'ın avantajı, İki farklı vahşi hayvan var. Bu vahşi hayvanlar size saldırmasını engelliyor. Yani scout da bir nevi yani kamufle olmuş boynuzla falan. Yani bu şekilde. Olduğu için ona mesela hayvanlar dalmıyor yani, öyle söyleyeyim. Hemen buradan bir şeyimi inşa etmeye devam edelim biz. Burada mamut var. Normalde normal asker göndersem mamutun ona dalması gerekiyor. Baktım bir deniz falan da olabilir arkadaşlar çevrede. Denizde işte iskele kurup orada gemi falan çıkartabiliyorsunuz. Bunları da hani harita müsait olduğu zaman göstermeyi düşünüyorum da bakalım olacak mı? Açıldıktan sonra göreceğiz. 3 tane ete yoğunlaştıralım. Buradan da evleri hızlı bir şekilde yapmamız lazım bir yandan. Ben bunu peşin geçtim. İlk etapta 60 tane asker yapmam lazım. 60 asker sonrasında işte popülasyon arttırma şansımız oluyor. Hemen şuraya bir şey yapalım. Ne, hiç oraya olmuyor. O zaman böyle yapacağız.
Hemen askerlerimizi buradan çıkartıyoruz. Hatta bu inşaata bir yardımcı bir tane gönderelim. Çünkü güzel bir şey kastık. Ağaç durumumuz iyi şu an. Et durumumuz da fena değil. Aa, deniz de varmış burada, çok güzel. Bak. Burada mesela vahşi hayvanlar var. Bunlar mesela şeye dalmıyor. Kata dalmıyor. Çünkü hani kamufle olmuş durumda. Bakalım. Şimdi 42-31. Hemen buraya bir tane savaşçı çukurunu inşa ediyoruz. Kışla, yani asker kışlası diyelim biz buna. Daha akılda kalıcı olsun. Hemen şuradan yine evlerimizi koyalım. Kaç? Aa, iki kişi varmış ya. İki olduğu için biraz daha iyi yani. En azından biraz daha fazla gelişme imkanımız olur. Arkadaş bizi rahatsız etmezse belli bir süre. Oyun çok hızlı değil, çok yavaş değil ama 2-2,5 saat sürüyor son zamana kadar gelirseniz. Bayağı bir şey yani. Zevkli. Yine aldım. Böyle diyelim. Buraya üstünü inşa edelim biz. Bu da tapınağımız. Asıl kalemiz bu olacak. Yani bunu askerler saldırdığı zaman direkt oyundan diskalifiye oluyorsunuz. Yani oyunu kaybediyorsunuz. Bunu savunmanız lazım. Öyle söyleyeyim. Yani tam 60 askeri de bekletmenize gerek yok. Hızlıdan davranıp mesela şey yapabilirsiniz. Ben mesela öyle yapmayı düşünüyorum şahsen, bakalım. Şuraya bir evleri yine koyalım. Evleri koyalım. Bir yandan da Asya Bronz Çağı. Yani ben Türkiye'yi açmaya karar verdim bu videoda. Öyle söyleyeyim size, göstermek için. Buraya da hemen şey kurmamız lazım. Bir tane baraka. Çünkü taş devrinden Asya Bronz Çağı'na geçerken demir de işimize yarayacak. O yüzden bunu kurmamız gerekiyor. Bunu açmadım. Bu taş yontucuya gerek yok. Şimdilik bu bölümde en azından gerek yok. Şey, Asya Bronz Çağı için. Avrupa'da bunu ilk başta inşa ederseniz şu tower'lardan yapıyorsunuz. Savunma kulesinden. Tabi bu da diğer şeylerde gelişiyor. Çokça. Ne yapalım? Bunlara bak. Çok yakın olanlara etleri toplayabiliyorsunuz ama ileriki olanları toplattıramıyorsunuz. Öyle bir sıkıntı var. Biz buradan şimdiden bir 3-4 tane asker çıkartalım. Şunu da şuraya yapalım. Hatta şurayı yapmayalım. Şurayı yapalım ki çok şey olsun. Yakın olsun. Ne kadar yakın o kadar iyi. Ağacımız biraz zayıf kaldı şeye göre. Ne yapacağız? Direkt popülasyonu arttırmaya tıklıyoruz. Bir yandan da tavuk çiftliğini kuracağız şuradan. Çok güzel. Hemen 18 tane çok fazlasıyla yeterli. İlk etapta et üretmek için. Buradan hemen çıkartıyoruz etleri. Hatta biz burada fazla oldu. 3 tane de şuraya verelim. Buradan hemen bir şeyimizi de yapalım. Bu arada askerlerimiz dediğim gibi bronz şu anda bir yükseltebiliyoruz.
depolarımızı yükselterek daha fazla, mesela şu an 10 atıyorlarsa mesela 10 11 12 olacak. Evlerimizi yükselteceğiz. Hemen 5 tane daha asker ekleyelim popülasyona. Hemen siz kaçın buradan. Beylere dalıyorlar, gördüğünüz gibi. Ne yapalım? Buraya bir tane depo kuralım. İki tane daha asker çıkartalım önde. Bu arada bu da dediğim gibi atakta değil, şu an atak pozisyonuna geçiyor. Bunlar nereye gidiyor? Bunları da bir yandan burada tutmamız lazım. Yoksa kötü, bunlara da bir tane inşa ettirelim. Hatta onun yanında bir de ok kıçlası inşa ettirelim. Bir tane hatta yapalım. Perişan etti ya. Normalde bölgeyi keşfedin diyor. Yani bu görünürlük alanını kaldıracağım. Hızlı olmamız için şunu seçiyorum. Normalde diğer çağda yapacağım o işlemi. Hemen buradan iki tane de balıkçı teknesini çıkartalım. Üç tane yapalım biz bunu. Güzel olsun. Yeterli olsun yani. Ne kadar hızlı bir şekilde bu kaynakları elde edersek. Hemen şuradan iki tane balıkçı çıkartalım. Ataklı yapalım çünkü elde işlemez var. Hemen burayı saldık. Arkadaşlar istediği şeyler yanında yazıyor. 60 et istiyor bir tanesi için. Aslında bakarsanız hani biraz geniş kapsamlı. Evet, ama dediğim gibi 2-3 oyunda, 4 oyunda, 5 oyunda her neyse bizim bunu çözersiniz yani. Bir tane daha teknik çıktı. Hemen bunu da alıyoruz. Bu şekildeyse yürüyebiliyorsunuz. Ama şimdi göstereceğim size. Bu arada boş hemen asker çıkartalım. Buraya kadar gelebiliyorsunuz. Burada da şunları yok edelim. Ama burayı şey inşa edemiyoruz, gördüğünüz gibi kırmızı. Hemen burada iki tane daha şey yapıyorum. Bir de sizin için, görmeniz için bölgeyi keşfedelim. Bunu da aktif edelim, gözü de aktif edelim. Burada bayağı timsah var. Bunları yok etmemiz lazım. Yeah.
Bunun ilerisine gidemiyorsun. Burada artık diyor yani. Bu vahşi hayvanları gördüğünüzde askerlerin tarafını öldürürseniz sizin için daha iyi. Yani ondan sonra Batı Asya Orta Çağları diyeceğiz. Gördüğünüz gibi bizim haritamızı o oyun şu şekilde yapıyoruz. Daha tepeden görmek isterseniz. Fena değil yani. Hemen şunu da yok edelim. Aradan. Bir de bir tane ağır yapmak istiyorum. Buradan at çıkartmamız için bize lazım olacak. Bir tane daha burada inşa etmek istiyorum. Ağır timsahlar bitirdik. Değil mi arkadaşlar? Taş ve ağaç aynı. Taş ve ağaç aynı. Bakırla demir de aynı şekilde buraya görüyorsunuz. Balık dediğim gibi burada, et de aynı şekilde. 3 tane ana materyal var. Başka bir şey yok yani. Basit. Aynı zamanda şu inekleri falan öldürseniz de şey yapıyoruz. Et elde edebiliyorsunuz. Yani. Burada da timsahların etleri var. Abi. Ama onlara pek gerek yok yani. Burada kulübeden çıkartabilirsiniz. Doğru inşa edebiliyorsunuz da şu anlık gerek duymadım ama onu göstermek için birkaç bir şey yapıyorum. Askerlerin direkt seviyelerini atlatabiliyorsunuz. 3600 et istiyor. Ağır. Ondan sonra kışlaları toplu yükseltme yapabiliyorsunuz. Evler. Şu an hepsinin materyallerimiz yettiği için hepsini yapabiliyorum. Hemen önüne 3 tane çıkardım. Daha sonra popülasyonu arttıracağım. Böyle yapalım. Bu şekilde bir yol izleyelim. Filevi var. Bu filevini çıkartabiliyorsunuz. Ondan sonra filevi işinize yarayabiliyor. Surları yıkarken falan. Ama ben önce ne yapacağım? Ben şu surlardan inşa etmek istiyorum. Bunlar çünkü bayağı bir düşmana sıkıntı yaratıyor. Altlar süreleri var. Oğlan ve sipahi. Bunlar da aynı şekilde şeyleri artıyor. Metal kürek balıkçı teknesinin hızını arttırır diyor. Hemen bunu da yapıyoruz. Gerçekten hızları artıyor teknelerin, göreceksiniz. Ondan sonra
aradaki mesafeyi kısaltmak adına kaynakların olduğu yere bu şekilde şeyleri kurarsanız tekneler daha iyi, daha hızlı hareket edebilir. Bir keçi oldu. Az önce tavuk dişi keçi oldu. 350 açısı. Bunlara bir tane çıkartıyoruz. Sonra şöyle de bir tane kuralım. Okçu çıkartalım. Okçu iyidir. Uzak mesafeden vuruyor. Teknelerin hızlandığını fark edeceksiniz. Ben bunu da inşaata yardıma gönderelim. İki tane daha çıkartalım. Ondan sonra bu arkadaşlar etki alanı. Gördüğünüz haritanın şuradaki boyutun daha da fazla görmeni sağlıyor. Ama dediğim gibi ben size daha çok çağ göstermek için bunu da diğer haritaya saklayacağım. Bir tık daha hani erken şey yapalım. Üstünlüğü kurmak adına. Hemen şurada bak bir tane şey var. Kaplan var. Bu kaplanı ekart etmeniz lazım. Yoksa burada çalışan askerlerinize dadanıyor. Bak geliyor mesela bak. Dadan şuradan hemen biz bizim şehrimizi görmeden bu da onun skatı yani rakibin skatı gelmiş bizi keşfetme yani demek ki ne yapacağız biz buradan bir sur kasacağız ki oradan bizi engellemez yani biz onu engelleyelim daha doğrusu öyle söyleyeyim. Sur kasmamız lazım. Bunları da hatta direkt ben oraya göndereyim. Hatta bir şey garanti alalım. Bundan biraz daha okçu çıkartalım. Bize saldırıyor. O geldiler, geldiler, geldiler. Geldiler. Ama bunlar bizden şey zayıf zayıf yani size öyle söyleyeyim. Hemen şuradan hızlıca bir tane daha kule inşa edelim. Onları çok rahat alırız. Cümesimizde yani bizim şeyimizde kalmıştı. Ha,
aşırı rahat aldık yani, öyle söyleyeyim size. Buradan şu şekilde kapı yapıp askerinizi çağırabilirsiniz. Ne yapacağız? Onlar bu taraftan gelecek büyük ihtimalle. Bizim gemileri de hiç etkiler bu arada. Demirci gibi bunu inşa edip topları aktif edebiliyorsunuz. Bunlarda bak top açıldı, top kulesi. Bunu aktif edebiliyorsunuz ya da balon diyor. Bu da çevreyi daha iyi net görmenizi sağlıyor. O şekilde yapabilirsiniz. Depolarda şunları yaparak daha fazla verim alabilirsiniz. 13'ler 14 olacak. 13 tane kasıyorsa 14 tane kasmaya başlayın. Tamam, bunları inşa ettik şimdi. Bak gördüğünüz gibi çok uzakta kalıyor. Biz ne yapacağız? Hemen buraya bir tane yenisini inşa ettireceğiz. Ve daha kısa sürede çok fazla yol yürümeden yani tıklayıp DLT'ye bastığınız zaman da böyle yıkabiliyorsunuz yaptığınız binaları. Tamam, biraz bunları tekrardan buraya devam ettireceğiz. İlk önce bir balon yapmak istiyorum etrafı daha iyi görmek için. Askerlerim bu arada yeterli. Ev yapmamız lazım acil bir şekilde. Nasıl yapacağız? Yeni çıkarttığımız askerlere yaptırırız. Bu 150'ye tamamlamamız lazım. Şunu da top yapalım. 300 tane demir istiyor. Var zaten yeterli demirimiz. Burayı bir kuleyi bir salam yapmak istiyorum buraları. Çünkü bunlar gayet etkili. Ne yapıyorsun burada? Bir bakalım. Bir tane daha çıkartıp daha sonra Türkiye'nin sanayi devrimine geçiş yapılıyor. Yani bunu tıklıyoruz. Ondan sonra geçecek. Tabi çok daha fazla kaynak istiyor. Kaç tane istiyor bakalım? 8000, 6000, 4000. Tamam, bunu inşaata yardım edelim. 14 oldu gördüğünüz gibi arkadaşlar. 14 onda topluyor. Gayet güzel. Gayet güzel yani. Şimdi buraya aslında bir sur yapsak, inşa etsek süper olacak ya. Buradan gelebilirler bunlar, biliyor musun? Aynen. Burayı bir çeksek şöyle.
Gayet güzel olur gibi geliyor bakalım. Seni şuraya alalım. Bu şekilde yaptıralım. Tamam, 150'ye tamamladık. 125, şu an 25 daha popülasyonumuz var. Tabii ne yapacağız? Bunları hemen şurada hızlı bir şekilde inşa etmek için kullanacağız. Buramız sağlam da, arkamızda burası da güzel. Bunlar büyük ihtimalle buralarda bir yerde. Onların evleri. Yok yok, gayet iyi gidiyor yani, süper gidiyor zaten. Beklediğimizden daha hızlı bir şekilde sanayi devrimi gerçekleştireceğiz. Topumuz da çıktı. Gördüğünüz gibi duruş mesafesi bu. Düşman buraya geldiğinde atak yapmıyor. O şeyi var yani. Dezavantajı var. Bunlar çevresinde bunlar şurada da olsa, şurada da olsa vuruyor. Şurada da güzelliği var. Şimdi göreceksiniz. Evet, ağırlık vermemiz lazım. Yükümlülük lazım sanayi devriminde. Askerlerin hepsini seviye atlatabilmek adına. Burayı da sağlam aldık. Ama şuradan gelebilirler hala. Ne oldu? Buradan bir tanesini alalım şuraya. Peki. Önemli olan dediğim gibi sarayınızı korumak. Tamamen mantık bunun üzerine. Hani adam gelip diğer evleri öldürmeden, hani yıkmadan şey yapmadan direkt sizin gelip sarayınızı yıkabilir yani. Sizi gönderebilir lobiye. Bu da önemli. Çevrenizi gayet net görmenizi sağlıyor. Dışarıda kalmasın. Evet. Kalıyor. Buradan da kapı yapalım. Evet. Bunları bir buraya gönderelim. Kapatalım. Şu an sağlamdayız bayağı. Onu da buraya gönderelim. Kapatalım. Tam gayet başarılıyız. Havalı şunları da şuraya atalım. Dolu yürümesinler. Burada şey, saldırı gemisi falan var, bunları çıkartacağız arkadaşlar. Size göstermek adına hepsini yapmayı düşünüyorum. Her ne kadar bunlardan çıkaramasak da gerek o yüzden. %96, %97. Yıkalım, gerek yok. Sanayi devrimi geldi. Önce bunun püf noktası eti yükselteceksiniz. Bir de eti kasanları yükselteceksiniz ki et çünkü lazım olacak. İlk önce bunlar yükseltip daha çok kassın ki diğer şeyleri çıkartmakta size yarar olsun. Aynı zamanda Türkiye çağında önce fabrika ve bir adet kışla yaparsanız şu açılır. Daha hızlı bir şekilde cephanelik. Bunu da göstereceğim zaten. Kapatalım. Ben şuraya gidelim. Bu hiç iyi olmadı. Bir önce bunları
yapmak zorunda kaldı hani. Yoksa depoyu inşa edemiyoruz. Alalım depoyu inşa yapalım. Bunların kulesini yükseltmeye gerek yok. Keşke bunu yükseltelim. Bunu yükseltelim. Bunu yükseltelim. Işlaları yükseltebilirsiniz. Onlardan sonra oraya devam edecek. Demek şurada 4 tane. Üniversite kuralım buraya bir tane. Üniversite kuralım. Popülasyonumuzu da yapalım. 250 olsun popülasyon. Şimdi ben şunu yapalım. Üniversitenin içinde güçlendirilmiş ekipman diyor. Bunları yaparsanız 2 katı 3 katı kasacak daha fazla askerlerimiz. Onu göreceksiniz zaten. Bu da bitti. Bunları da şey yapalım. Bunu kaldıralım. O neymiş? Atları burada yetebilirsin. At çıkartmak için lazım. Gördüğünüz gibi uzak mesafeli topçular açıldı. Hemen bundan iki tanesini de çıkartıyorum. Gerçekten işiyor. Menzili biz birazdan farklı. Hani daha uzun, ne kadar uzun olduğunu göreceksiniz. Aynı zamanda cephanelikte havan topçuları ve balistik nişangah toplarınızın da hedefi tutturma olanağını arttıracaksınız. Bunlar Türk topçuları. Bunları da çıkartalım. Daha uzak mesafe. Bir tane ondan, bir tane bundan çıkartalım. Ondan sonra iki tane bundan verelim. Bunları da ne yapalım? 9. Bir tane oraya. Aynı zamanda şey de var. Havaalanı da var. Şuraya bir tane de hemen havaalanı inşa edelim. Popülasyondan sonra ne yapalım? 8 tane çok var. Bir tanesini verelim. Bir tane de sizin için zeplin çıkartacağım. Bir tane de, iki tane de bundan çıkartacağım. Bunlar tavsiye etmiyorum, iyi değil yani. Çünkü tekrardan yerine yapması lazım. Havaalanınızı işgal ediyor. Onlara asker çıkartmışlar. Hemen biz ne yapıyoruz? Hemen şurada bir tane şundan inşa ediyoruz. Etimiz kalmadı, çok sıkıntı, sıkıntı yani. Acilen et kasmamız lazım. Acilen et kasmamız lazım yoksa sıkıntı. Evet, şundan bir tane inşa edelim. Ondan sonra şunu da aktif edelim. Benim işimize yarayacak olan şeyler. Şuradan bir eski nişancı falan da çıkartalım ya. 3 tane bunlar. Neymiş bu? Makinalı nişancı. Bundan zaten çıkarttık. Arkadaşlar görüyorsunuz zeplin. Burada gösteriyor. F4'te hava şeylerini kontrol ediyorsunuz. Hemen şuraya ben bir salıp. Çok ağır hareket ediyor ama sağlam yani. Ondan sonra bunları savunmak için anti-aircraft gun diyor. Bundan da inşa edebilirsiniz şu şekilde. Ne yapacağız? Onu da göstereyim size şöyle.
Rakip diyelim Zeytinyağı'da uçakla geldi. Onun menziline girdiği zaman işinizi hallediyorsunuz. Ne yapalım? Askerler flare topluyor. Bunu yükseltebiliyorsunuz. Hemen yükseltelim. Biz hatta şu an şey yapalım. Direkt çağ atlamaya yönelik oynayalım ki önce evlerimizi bir yükseltmemiz lazım. Her şeyden önce. Askerini bir yükseltmeye geçtik. Buradan at çıkartıyorsunuz. Bir tane de şuraya alalım. Oo, daha bunlar çok şeyli. Arkadaş bayağı geride kalmış ya. Neyse saldırmıyorum, gelişsin. Saldırırsam kazanacağız çünkü bu erken bitecek. Biraz da en azından göstermek adına. Bu askerleri bu şekilde yere konumlandırabiliyorsunuz. Menzili daha da artabiliyor. Tekrardan mesela bozup tekrardan kaldırabiliyorsun. Neymiş? Havan topçusu da çıkartalım. 3 tane. Evleri hallettik. Evler dolduktan sonra daha biraz. Bunlara gerek yok. Bunları bir şekilde delete yapabiliyoruz. Sorun yok. Bunları hemen keçiden devam ettirelim. Bunları da direkt ağaçtan sağ tıkla yapabiliyoruz. Bu şekilde. Çok güzel. Bunlar iş görür. Hemen şöyle. Neymiş? Türk sayıda 2. İkinci sanayi devrimine geçişti. Hemen onu hallediyoruz. Burada toplarımız var zaten. Bir yandan da ev yapmamız lazım ya. Popülasyonumuz bir şey. Ama nasıl güzel bir şey. Demir durumumuz gayet iyi. Yani demircilerle alana. Üç tane de ev yapalım. Kalktan yapalım. Böyle arada şunları yükseltelim. Bir garanti alalım. 45 kasım. Şu an 10 numara. Muazzam yani.
amaç dediğim gibi en son sanayi devrimini gerçekleştirip bir şey daha var. Ondan sonra olayı bitirmek yani. Daha sonra savunmaya yönelik yapıyorsunuz. Millet çünkü size saldırıp kalenizi düşürmeye çalışıyor. O şekilde. Onun da balıkçısı falan var. Bu daha neden gelişmiyor anlamadım ki. Anlıyorum. Çok güzel, taşlar bitti. O zaman ne yapacağız? Devam, ağaçtan devam. Ağaçtan devam. Hemen şuraya bir tane şey kuralım. Oradan devam etsin. Hemen gir şu menzile. Gereksizleri kaldıralım. Bu arada aynen atlamışız. Güzel. Gerçi gerek yok. Adam diyor nerede oldu. Bunlar açıldı. Filo dokçu. APC bir tane. Bunlar iyi işte. Ondan sonra tank açılması lazım. Aynen. Bir de tank. Ağır tank planları. Bunu da kullanalım. Daha sonra buradan bir tane tank çıkaracağız. Üç tane bundan koyalım. Şuradan bir tane de zambuka diyor. Roketli deve. Ondan sonra bir tane ondan bir tane bundan çıkartalım. Jet fighter diyor. Bundan gerek yok. Dediğim gibi bunları pek önemli. Endüstriye sanayi harikası. Bu inşaat gitme olayı bitiyor yani. Buradan bir tane daha bir şey yapalım. Ha, bu arada şu madenden yapabiliyorsunuz. Maden yaptığınız yere bu da 20-20 veriyor şu demirden. Çok gerekli bir şey değil ama yaparsanız biraz faydanıza yani. Ama çok şey istiyormuş. 700 tane, 200 tane, 2000 tane güzel çoğunu çıkarmam gerek yok. Gerek yok ya, yapmayalım. Ağaç lazım çünkü şimdi, ağaca gerek var. Burada ne açılmış? El bombası fırlatıcı diyor. Bir tane bununla, bir de bununla makineli nişancı. Bunlar çok hızlı üretiliyor. Tamam, bundan da çıkartalım. Yani zamburkamız onu halletsin. Mermisi doluyor burada. O nişanlamada sıkıntı var.
tane savaş gemisi çıkartalım. Tank üretebiliyor muyuz? Ben de tank üretelim. Aksi ne yapıyorsun? Adamı o kadar çok avans verdim, şimdi yerle bir etmiştim ya. Gördüğünüz gibi. Bunun olayı bitti. Ne yapalım biz? Ağacı takviye yapalım. Savaş gemimiz de çıktı. Artık saldıralım ya. Daha fazla uzatmanın halini yok. Gel abi. Aç kapıyı. Hatta onları yık ya. Gerekli yok.
Tank da burada gördüm. Tank da uzaklısı kısa. Fazla uzak değil. Ne yapalım? Arasını da inşa ettirelim. Uzak mesafeyi koruyoruz. Görüşün mesafe ne kadar uzak. Allah'ın olayı bitmiş ya. Biz nereye geldik? Hani biz oyunu bitirdik. Adam da birinci bölüm. Hani şuna bir tane vursam yıkıldı yani. Tek atış geçmiş. Arkadaşlar bu videoda oyunu göstermiş olduk. Bileniniz vardır. Belki ilk defa göreniniz olacak. Bilmiyorum. Ya videoyu bir beğen atıp abone olursanız sevinirim yani. Sonuçta. Beğenmek var yani. Neyse kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.